Bir tek gülüşe kanıp evlendim. Biz kendi arabamıza bineceğiz, o kendi arabasına binecek. Bu döndü, şey dedi, sana bir hediye verecektim yaptı, alır mısın yaptı. Bu bir döndüm, elinde bir tek gül. Ben bittim orada, böyle eridin, heyecan değil oldu mi? O bana. anda eridin. O gülü gördün, bitti. Sağ ol abla desene de, ya da teşekkür ederim abla desene. Bu öyle yazmamış, ne yazmış biliyor musunuz? Ne? Sağ ol abla, taze kuzuyu avladım. Tek yapmam gereken mideme indirmek kaldı. Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnce ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Bir Tek Gül. Wow. Bir Tek Gül. Tek bir gül mü almış? Bir tek gülü mü severmiş? Ama ayrı ayrı yazmış. Bir Tek Gül. Evet, telefon numarası çalıyor. Bakalım nasıl bir hayat bizi bekliyor, neler yaşanıyor. Alo. Merhaba, Rumuz Bir Tek Gül'le mi görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Evet, benim. Merhaba İnci abla. Merhaba bir tanem. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak, kabul ediyor muyuz? Evet, kabul ediyorum. Peki neden bir tek gül, tek bir gül mü aldın? Bir tek gülü mü seversin? Nedir? Neden bir tek gül? Ben... bir tek güle ve bir tek gülüşe kanıp evlendim. Oo, maalesef. Dur bu çok dur çok iddialı. Bir tek güle evet. Ve bir tek gülüşe kanıp evlendim maalesef. Ve sonu hüsran oldu, acı oldu yani. Aa, bu acı olaydır. Üzücü yani, acı oldu derken ayrıldınız mı? Evet, ayrıldık. Ya bir şu acı olması dememin sebebi, hani hiç kimse evlenip boşanmak istemez. Tabii ki. Hani sonu, hani devamı iyi gelsin, ilerisi gelsin iste. Tabii. Hani üzülmüyorum ben boşandığım için. Güzel. Çok mutluyum aslında. Güzel. Fakat şu şeyi anlamadım. Yani sana bir tek gül mü verdi gülüşüyle beraber? Evet. Hani ben anlatayım isterseniz, evet, biraz. Evet, lütfen. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Görücü usulü tanıştık eski eşimle. Bir aracı bir kadın oldu. Evet. İşte beni ailemizi tanımış bir kadın. Hı. Aynı bizim mahallede. İşte eşimin annesi falan da kız arıyorlarmış falan. İşte bizi tavsiye etmişler beni. Hı. İşte babam ilkten olmaz dedi, kesinlikle dedi. O zaman da 23 yaşındayım. Ablama yeni düğün yaptık. Evet. Ben dedi hani düğün yapamam. Bir de vermek istemiyordu babam beni. Hı. Sonra neyse. Bir de o araya yapmaya gelen kadın işte geldi. İşte sadece görüşsünler dedi bir. Evet. Annem de dedi ki babama, ya dedi sen bu kızın hep önünü kesiyorsun, bir görüşsün, bir kereden ne olacak, belki evlenecek mi bakalım dedi anne. Evet. Aynı bu şekil. Ben de öyle dedim, hani ilk gördüğüm erkekle evlenecek değilim, bir de biz öyle bir şey ki babamın yetiştirme tarzı bizi. Evet. Ben 23 yaşına kadar hiçbir erkekle bir kafeye gidip bir oturma ya da bir sevgilim, yani bir telefon görüşmem bile olmadı. 19 yaşında benim cep telefonum oldu. Evet. Sonra neyse böyleyken işte neyse ben gene tek gitmedim. Oğlan kardeşimle kız kardeşimle gittik. Evet. İşte bir kafeye gün belirledik, kafeye gittik neyse. Onlar kız kardeşimle bir masada oturdu. Ben de gelen eski eşimle işte oturduk. Hı. Böyle size anlatamam, sanki dersiniz ki İstanbul beyefendisi. Ha. Sonra bu geldi, tabii o zaman yanında gül yok. Gülü hani şimdi o ilk görecek ya beni, kızdan evet, hoşlanırsam, seversem, beğenirsem gülü vereceğim diye arabaya koymuş gülü. Evet. Sonra neyse biz oturduk masaya, Allah'ım bu bir anlatıyor, bir anlatıyor. Ay ben böyle şey oldum. Bir de hiç böyle biriyle konuşup şey yapmamışım ya, hiç böyle konuşmamışım, bir muhabbetim yok. Tabii ben orada salak mı desem kendime, gerizekalılık diyorum. Böyle ben şey oldum yani, ilerle ilk görüşte aşk. Ben öyle bir şey oldum, bu da bana karşı öyle görüyor. İşte ben çok etkilendin yani. Ben de senden etkilendim, işte biz görüşelim, işte ben bu işi olsun isterim falan filan. Şimdi ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Sonra ben daha o masa ilk oturduğumda şey söyledim ona. Hani selamun aleyküm, aleyküm selam. İşte adın ne, benim adım şu, ben senin adın bu. Ben dedim ilk daha hiç evim var mı, araban var mı, para hiç sormadım. Sadece şeyi sordum ben. Alkol alıyor musun, içki kullanıyor musun dedim ben buna. Evet. Bu da dedi ki bana,
İşte de bekarlığımda, asker eğlencelerinde işte bilmem ne çok ufak tefek olmuştur dedi. Ama Ha. dedi seninle olursa eğer dedi sen istemezsen ben kullanmam dedi bu bana. Ha. Aynı bu şekil. Şimdi kullanmam deyince de benim taslımam geldi. Ha dedim söz verdi ya bana kullanmaz. Ben ona çok, biz aile yapısı olarak ona çok dikkat ediyoruz. Bu da bana öyle dedi. Ben dedi ufak tefek içmişliğim var. Onun senin için zaten içmem ben onu seni kaybetmek varsa ucunda falan filan Ha, yaptı bu. ha. E tamam güzel konuştuk. Tam çıkarken hani bir tek gül diyeceğim şey de o. Bu arabadan tam böyle yola çıktık. Biz kendi arabamıza bineceğiz. O kendi arabasına binecek. Bu döndü. Şey dedi sana bir hediye verecektim yaptı. Alır mısın yaptı. Bu bir döndüm elinde bir tek gül. Ben bittim orada böyle Eridin heyecan değil oldu mi? O falan. anda eridin. O gülü gördün, bitti. Evet kesinlikle ama çok safmışım diyorum ben kendime. Estağfurullah, iyi Sonra niyetli diyelim. iyi niyetli diyeyim aynen kesinlikle. Sonrasında biz işte nişanlı döndü oldu. Ha, onun öncesinde nişanlıyken ben bunun birkaç böyle hatalarını yakaladım. Ve bunu da affettim ben. Mesela birkaç tanesinden bir tanesini söyleyeyim. Bir tanesi bir ay sonra nişan yapıyoruz biz. 2 ay sonra nişan alışverişine çıkıldı edildi. Nişan günümüzde büyük bir otantik bir gemide. Biz ablam bir de o üçümüz kuaförden sonra yemeğe gittik oraya. Neyse resimler çekiniyoruz. Instagram'da Facebook'ta paylaşacağız. Neyse bu paylaştı Facebook'ta. Bunun bir tane ablasıymış bu. 35-40 yaşlarında bir kadın ama kadın böyle nasıl diyeyim? Hani öyle böyle böyle Önemli değil. değişik bir tip. Oraları geçelim. Ha. Evet işte neyse kadın buna demiş ki mesaj atmış. Ablacığım hayırlı olsun birbirinize çok yakışmışsınız. Allah tamamını erdirsin yazmış kadın buna. Tamam. Tamam bu da bu da şey yazmış. Sağ ol abla desene be ya da teşekkür ederim abla desene. Bu öyle yazmamış. Ne yazmış biliyor musunuz? Sağ ol abla. Taze kuzuyu avladım. Tek yapmam gereken mideme indirmek kaldı. Ben burası enteresan. Taze kuzuyu Ve avladım. tek yap hani kadın şey yazmış. Kadının Bilmediyse tamam, kadın geçmiş. hayırlı uğurlu olsun diye yazmış. Kadına cevabı taze kuzuyu avladım. Tek yapmam Tek yap. gereken mideme indirmek kaldı mı demiş. Aynen Ha. ama ben bunu o gün görmedim. Bunu Evet. yazmış. Evet. Nişanı yaptık biz ne güzel nişanımız oldu. Aradan bir hafta geçti. Aile bizi yemeğe çağırdılar evlerine. Biz evlerine gittik neyse. Ben de onun nişanlıyken de olsa telefonunu kurcalamazdım. Utanırdım, çekinirdim yani ne Evet. kadar da olsa. Sonra neyse bu bana oturuyoruz aileler var bir odanın içinde kalabalık işte herkesin akrabası var. Neyse o yan yana oturuyoruz biz. Bu bana şey yaptı bak dedi bir kuzenim nişan olduğu gün işte resimlerimizi çekmişler düğün salonunda işte dans Evet. ederken pasta keserken. Bu telefonu verdi elime onları gösteriyor bana. Evet. Ben de bakıyorum resimleri incelerken WhatsApp'tan atılmış bu fotoğraflar kuzeni tarafından. Hemen onun böyle 2-3 mesajı altında o kadının mesajını okudum ben. Anladım. Ama ben o mesajı okuduktan sonra zaten bir tuhaf oldum. Sonra neyse nişan atma hevesine geldim. Ben gene atmadım nişanı. Araya aileler girdi bilmem ne. Şaka İşte bir hata yaptım demiştir, yapmış. espri yaptım demiştir. Ha, işte Evet. erkeklik yapmış falan. Genelde evet, Öyle. espri yaptım derler. Ha, Evet. Ha. aynen. Öylelikle o bir gitti. Sonra düğünümüzde 2 ay var. Sen git. Biz şimdi birbirimize her şeyimizi anlatıyoruz artık evlenme Evet. sürecine geldik 2 ayımız var. Git Facebook'tan bir de ben Facebook, Instagram'ı onunla birlikte açtım nişanlanınca. Ondan öncesinde benim hiç bilmiyordum Ne kullanmayı da. yapmış bu Bu bir Facebook'tan? Facebook'tan düğününe 2 ay var adamın. Git eski sevgilini araştır Facebook'tan. Profiline gir ne Bak yapmış nereye sen. gitmiş. Bak sen. Evet. Ha. Biz Facebook hesabımız da bir bununla bir kullanıyoruz. Ben bilmiyorum ama hani yorumlara girip de veyahut da Niye eski araştırmış bu geçmişin eski sevgilisini? ha ben de bunu bilmiyorum araştırdığını kız kardeşim dedi bana bak dedi sen bunu kullanıyorsun ama Aç dedi mı bak dedi kalmış böyle bir horozda çöplük karıştırıyor? ha bir de 2 ay var düğünde o zaman hiç evlenme gözün onda aklın onda kaldıysa ona git beni niye alıyorsun Sen ben de bunu niye da ilişki kuruyorsun geçiştirdin, ha evlendin. ben bunu da affettim. Bana bir yalvarmalar, kaynanamlar araya girdi. Arayı yapan kadın araya girdi. İşte bir hata yapmış. Tamam, bunu da affettim. Ben bunu da affettim. İşte şey düşündüm ben. Evlenince düzelir. Hep öyle düşündüm ben. Bir de şeyden oldu bende bu.
Ya ben el aleme karşı nişan atamam, ayıp olur işte, millet beni şöyle Onu konuşuyor, hiç böyle sevmiyorum. konuşuyor. Genelde bazı nişanlılar Evet. böyle evliliğe bir hafta, bir ay kala aslında Evet. görüyorlar, atmak istiyorlar. İşte yok, davetiye dağıtıldı, el aleme ne derim diye. El alem Evet. dönsün kendine baksın, el alem ne derse desin. Hayat, hayat Kesinlikle. gidiyor orada, evet. Evet. Sonrasında evlendik biz, neyse. İşte 6-7 aylık evlilik. Ufak tefek böyle tartışmalarımız olmaya başladı, neyse. Bir de enteresan olan, biz işte aradan 6-7 ay geçti, ilk doğum günümüz. Benimki işte bir ocağın 5'i ise ocağın 6'sı onun doğum günü. Evet. Biz nişanlıyken de demiştik yani ikimizinkini birlikte kutlarız. Tamam. Sonra neyse bir akşam oturuyoruz işte. Daha 3-4 gün var doğum günüme. Bu dedi ki bana. Ben dedim işte doğum günümü nasıl kutlasak, birlikte kutlayacağız ya, nasıl Evet. ilk bu bizim doğum günümüz, işte romantik olur, şöyle tek başımıza kutlarız falan konuşuyoruz. Sonra neyse bu dedi ki bana, hani ben onun da fikrini alıyorum, dışarıda mı yapalım, ama bizim de öyle bir borcumuz var ki, eve kredi çekildi, düğün borcu bilmem ne, sıkışığız yani. Hani dışarıda yapabilecek bir bütçemiz de yok. Ben de ona dedim ki nasıl yapalım biliyor musun dedim, küçük bir pasta alalım. Güzel böyle birkaç bir şey yaparım ben yanına. Romantik, bu bizim ilk doğum günümüz. Birlikte baş başa karı koca olarak kutlayacağımız doğum günümüz dedim ben buna. Tamam. Bu da neyse. Ha dedi, sen öyle mi düşünmüştün? Ben de şöyle düşünmüştüm dedi. Nasıl düşündün? Biz şimdi krediyle ev aldık. Apartman 12 daire. Biz ilk önce taşındık oraya. İlk bizim düğünümüz oldu. 12 hanelik apartmana ilk önce biz gittik. Sonradan apartman dolmaya başladı Evet. 5-6 ay sonra. İşte 7-8 tane oldu. Bu dedi ki bana, İşte dedi ben de şöyle düşünmüştüm dedi. Apartmandaki insanlar da, yeni komşularımız da dedi tanışmak istiyorlar dedi. Şöyle dedi büyük bir pasta yaptırsak dedi. Hem manayla onları çağırsak dedi. Hem onlar aradan çıkar, gelmek isteyip duruyorlar diyor şimdi bu. Eşleri falan öyle diyormuş. Hem doğum günümüzü kutlarız. Hem de dedi aradan çıkar dedi. Yanına da dedi kurabiye falan alırız. Ben güldüm. İbrahim dedim ki şaka mı yapıyorsun dedim. Bu dedi ki bana, yo dedi ciddiyim. Bu benim hoşlanmadığımı anladı. Sonra bu tamam ya dedi, öyle yapmayalım o zaman. E yani dedim ben de. Ben dedim çocuk gibi dedi, tanımadığım insanların önünde dedim pasta mı üfleyeceğim dedim. Ha dedim kuzenin olur, arkadaşlarımız olur, yaparız anlarım dedim. Ama dedim ben böyle bir şey istemiyorum dedim. Sonrasında aradan 2-3 gün geçti. Bu beni iş yerinden ben aradım bunu, işte ne yapıyorsun falan, pastayı aldın mı? Bu dedi ki bana, aldım pastayı. Nasıl aldın dedim. İşte de büyük şöyle bir tepsi boyutu gösterdi bana, işte tarif etti evdeki tepsi gibi falan. Üzerine de dedi resminizi yaptırdım. Ben dedim ki niye o kadar büyük pasta aldın ki, hani biz küçük bir pastayla kutlayacaktık ya dedim. E dedi apartmandakilere çağırırız diye konuşmuştuk ya dedi bu bana. Ama dedim böyle konuşmamıştık. Tamam biz Evrivaki bunu da yapıyor. tartıştık. Evet. Biz bunu da tartıştık. Ben buna bağırdım o an. Sinir oldum. Yanımda da ablam vardı. Ablam da dedi ki, ben iş yerindeyim. Ya dedi niye bağırıyorsun? Çocuğun demek ki içinde ürkesi varmış. Boş ver ya dedi. Ne olacak falan yap dedi. Bu kavgayı uzatmayın dedi. Boş ver, gönlünü al yap dedi bu eve gidince. Neyse ben geldim eve, bu yatıyor. Bunun yanına gittim. Ya dedim özür dilerim, ben sana birden parladım. Kusura bakma. O an öyle oldu falan filan. Ben buna şeyler yapıyorum. Bu böyle yaptı bana. Konuyu kapat. Ya kusura bakma diyorum ben hala. Bak Trip kırdım atıyor, seni, trip özür dilerim. atıyor. Ha kapat konuyu, kapat. Bak kalbini kırarım, kapat konuyu. Bu bana böyle yaptı. Neyse. Bu benle o akşam konuşmadı, yemek yemedi, yatağını ayırdı bu. Sonra neyse aradan 2 gün geçti, 3 gün geçti. Adam benimle aynı evin içinde konuşmuyor. Ben ona bağırmışım, ben onun istediğini yapmamışım. Bir hafta oldu ama kendi maaşı olduğu gibi evin kredisine gidiyor. Benim aldığım maaş evde belli bir yerde duruyor. Sigara parasını, yol parasını, bilmem ne yiyecekse onun parasını benim paramın içinden alıyor. Ama bir hafta boyunca benim yüzüme bakmıyor adam. Ben de sinirlendim. Bir hafta bekledim ama. Sonra gittim oradan paraları aldım. Benim aldığım maaştı. O, evin ihtiyaçlarını görüyorduk. Sonra neyse dedim. Bu dedi ki bana, tam işe gideceğiz, paralar nerede dedi. Ben de dedim ki buna, bir hafta karının yüzüne bakmıyorsun ya, aynı evin içindesin ya dedim. Beni sevmiyorsun ya dedim ben de buna aynı bu şekil. Benim paramı da kullanma dedim. Erkeksin ya dedim buna. Erkeksen dedim sigaranı al dedim O kendi. biraz ağır Aynı bu olmuş. Ya şu şekil dedim. erkeklikle kadınlıkla alakalı konuşmayalım. Evet. Sonra neyse bu işte bu gitmiş ailesine söylemiş, işte eşi ben ondan para saklıyormuşum, ben ona para vermemişim falan filan, gene böyle bir tartışmalarımız oldu, gene biz bir Anladığım durdu. kadarıyla sizin tartışmalar böyle 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 büyüdü. Evliliğin ne kadar sürdü? Evliliğim ne kadar sürdü? 3,5 sene sürdü. Şu anda ayrıldınız ama. Şu an ayrılma evresindeyiz. Kendisi anlaşmalı boşanmaya gelmedi, çekişmeli Aha. boşanmayı mecbur kaldım. Peki İnce ablana ne soruyorsun?
Ne sor? Bir tane en son bana dank eden bir olayı var. Zaten boşanma nedenimiz de o. Onu da anlatacağım. Hani bir insan bunları neden yapar? Benim sorum bu. Çünkü normal insan bunları yapamaz. En son bir iki olayı var. Onu da anlatayım. Çok kısa. Video sürelerimiz çok kısıtlı. Çok kısıtlı kesmek zorunda kalırız. Onun için Anladım. toplayalım bence ki sana da ben de faydalı olayım, üstüne ben de konuşacağım senin için. Tamam. En sonki şeyi anlatayım. Biz bir araba aldık. Bu neyse işte İstanbul'a gitti, araba aldı geldi. Ama o gün İstanbul'a giderken adam çok heyecanlıydı. Ayrılmış, süslendi, giyindi, püslendi. Eniştesiyle bir arkadaşıyla araba almaya gittiler İstanbul'a. Ben bütün takılarımı verdim. Üzerine bir kuruş para koymadı bu. İşte evdeki takıları verdik. Üzerine kredi kartından para çektik. Onu aldı gitti. 25 bin liraya araba alacağım dedi bana. Geldi, arabayı perde alıyor. Araba tırla geliyor. Neyse biz eve geldik, kağıtlara bakarken arabanın satış bedeli 23 bin lira görünüyor. Ben de buna dedim ki arabanın satış bedeli bu görünüyor. Niye bu böyle dedim, 25'e almadık mı? Aa dedi, ben onu o an dedi görmemiştim, eve gelince fark ettim dedi. Ben de buna dedim ki peki sen araba alıyorsun, bunu nasıl fark etmiyorsun dedim. Sonuçta bu böyle yaptı. Sen bana güvenmiyor musun, sen bana inanmıyor musun? 2000 Kahve lirayı iç içtik mi böyle. etmiş? Hı? 2000 lirayı iç mi etmiş? Yok. Sigorta öyle yazıyormuş arabaya. Hani sigortası düşük görünsün diye öyle yazılıyormuş. 25 vermiş ama 23 bin lira yazılmış. Anladım, Bana anladım, öyle diyor. anladım. Sonra neyse bu tuttu adamı aradı İstanbul'daki galeriye, işte bana ispatlayacak ya kendini. Çünkü evde daha çok benden para saklıyordu kendisi. Çok kez yakaladım. Bu kendini bir savunma makine şeyine girdi o son olayda da. Sonra neyse o akşam bir tartışmamız oldu. Bu evden çıktı gitti. Sonra geç geldi neyse. Ertesi gün oldu. Bunun surat beş kuruş Toparlayalım benimle konuşmuş. artık. Toparlayalım artık. En Yoksa ben sonunda sana biliyor cevap musunuz? veremeyeceğim, haberin olsun. Tamam. En sonunda da beni dövmeye kalktı apartmanda. Bana ağız alınmayacak küfürler etti. Beni öldürecekmiş, beni kesecekmiş. Çocuğumu evden aldı gitti. Kaynanamı bıraktı. Beni eve öldürmeye geliyordu eski eşim. Anladım. Apartman ayağa kalktı. Anladım. Beni Anladım. öldürüp Bir insan kesecekmiş bunları yapamam. neden yapar diyorsun? Bunları soruyorsun bana. Aynen. Öpüyorum yanaklarından. Allah yolunu, Teşekkür ederim. hayatını rast getirsin inşallah. Evet, dinlediniz bir tek gülü. Görücü usulü yapılmış bir evlilik. Bu evlilikte öncelikli babası vermek istemiyor. Fakat çocukla ilk tanışmasında çocuğun konuşmalarına, yani evlendiği erkeğin konuşmalarına bakarak, onun beyefendiliğine inanarak ve yüzeysel soruları aldığı yüzeysel cevaplarla birlikte tam arabaya binerken eşinin uzattığı gülle birlikte bu erkekle evlenmeye karar veriyor. Evleniyorlar. Evlendikten sonra da tartışmalar başlıyor, anlaşmazlıklar başlıyor. Bir erkek bunu neden yapar diye soruyor bana. Bu anlaşmazlıklar neden olur? Çünkü normal bir insan benle bu şekilde benden para gizleyemez. İşte efendim, doğum günümü ben baş başa kutlamak istiyordum. O komşuları çağırmak istiyordu. Böyle devamlı bir tartışmalar, küsmeler, yataktan kaçmalar, evde yüzüne bakmamalar ve karşılığında ama ortak paradan kullanmalar gibi yaşadıklarını anlattı. En son gelinen mahkemelik olmalarına neden olan olayda da eşinin kendisini dövmeye kalktığını, hakaretler ettiğinden bahsetti. Bir erkek bunu neden yapar dedi. Bunun erkeği kadını yok. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Eğer birbirimizi gerçek anlamda tanımadan evlenirsek, evlendikten sonra tanımaya başlarız. Ve evlendikten sonra tanıdığımızda da bizim karakterimizle karşı tarafın karakteri, bizim yetişme tarzımızla karşı tarafın yetişme tarzı eğer uyumsuzsa, işte orada anlaşmazlıklar başlar. Ama olması gereken, özellikle nişanlılık döneminin çok sağlıklı geçirilmesi, yani nişan sepeti, nişan bavulu, bunlarla uğraşmak yerine biz birbirimizi nasıl daha yakından tanırız, nelerden hoşlanırız, nelerden hoşlanmayız, hırslarımız nedir, öfkelerimiz nedir, hayallerimiz nedir, ümitlerimiz nedir, üzüntülerimiz nedir, her şeyini en dibine kadar defalarca 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 konuşup evlendikten sonra da her türlü konuda nasıl bir yol izleyeceğinize birlikte karar vermeniz ve bunları gerekirse aklınızda kalmıyorsa yazmanız bile gerekmektedir. Ve dikkat ederseniz zaten bir tek gülün eşi de önce tamam dediğine sonra hayır diyen, inkar eden, emri vaki yapmaya çalışan, artık gelinen noktada da işi hakaretler boyutuna ulaştıran bir iletişim problemi, bir anlaşmazlık yaşıyorlar. Evet, bir erkek değil, bir insan bunu neden yapar diye sorduğumuzda
Kişiler genelde evlenmeden önce kendilerini bir anlamda pazarlama amaçlı yanlış tanıtmaya gayret ettikleri için ve bu görücü usulü evlilik dönemleri de doğru değerlendirilme, tanıtım açısından birbirini tanıma açısından doğru değerlendirilmediği için evlendiğinizde birbirinizi tanımaya başlıyorsunuz ve gerçek yüzler o zaman ortaya çıkıyor. Ve ne yaparsak yapalım, kişilerin karakterini, evlilikten beklentilerini bir noktaya kadar düzeltebiliriz. Ama ahlak doğuştan gelir. Ahlakın aileyle yetişmeyle hiçbir alakası yoktur. Ahlak içeriden gelen bir varoluştur. Bu yüzden de ahlak var mı ona bakmak lazım. Ahlakı da parası var mı, parasını zamanında öder mi ile falan değerlendirmeyeceğiz. Ahlaklı insan zaten evliliğini bile saygılı yaşar, saygılı bitirir. Sizde saygı kalmamış, karşılıklı saygı kalmamış. Saygı kalmadıktan sonra birbirinizi manipüle etmeye başlamışsınız ve bunun sonunda da anlaşamayınca hakaretlere dönüşmüş ve iş geldiğiniz noktada umarım anlaşmalı boşanmaya döner, çekişmeli boşanmaya dönüşmüş. Orada bile çekişiyorsunuz. Bu yüzden bundan sonra her birinizin hayatı kendinize daha sağlıklı, daha huzurlu ama lütfen birbirinizi tanıyarak evliliğe başlayın diyorum. Evet, bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Aman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.